Herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Saat 9'a geldi. Ben erkenden kalktım. Şimdi bir kahve içeyim. Ondan sonra bugün işlerim var arkadaşlar. Bugün misafirlerim var çünkü. Bir ayılayım, geç yattım ya. Kendime gelemedim. Dedim Elif bir kahve iç. Ay neredesin bak, ha şuraya konmuş. Diyorum nereden geliyor sesi? Erik ağacına konmuş da sabahtan beri orada. Kuş masaya öyle bir fırladı ki kendini, var ya bardakla nasıl aldım. Kımıldayamıyor herhalde. Oraya fırladı. Aklım çıktı biliyor musunuz? Tam kahvemi içiyordu. Tövbe tövbe. Yavrum sana ne oldu ha? Bak bak. Öyle bakıyor. Ne olacak şimdi, uçamazsa kaldı orada. Şöyle tart kalıbında pasta yapmaya karar verdim. Yapıyorum ya sürekli, o kolay oluyor böyle. Kahveyle de ıslatıyorum. Yalancı tiramisu diyeyim ben size. 2 yumurta, 1 çay bardağı şeker koydum. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı yağım var. Vanilyam ve kabartma tozum var. Kakao da yine 2 yemek kaşığı kadar kullanacağım. Un da işte gene 2 çay bardağından fazla konuluyor yani. Ben onu ayarlıyorum. Şimdi hemen kekimi yapayım. Aslında ıslak kek yapacaktım. Bu böyle pasta gibi soğuk soğuk daha güzel oluyor. Dedim Elif bunu yap. Hemen un ölçüsünü de söyleyeyim. 1 su bardağı un koydum arkadaşlar. Kıvamı da böyle bakın. Şimdi güzel spatulayla da hemen sıyıralım. Burada hemen muhallebisini yapıyorum. 2,5 su bardağı süt, 1 yumurta sarısı, 1 çay bardağı şeker var. 2 yemek kaşığı dolusu da un var arkadaşlar. Piştikten ve soğuduktan sonra 2 yemek kaşığı labne koyacağım. Muhallebim hazır. Altını kapattım. Kıvamı çok güzel oldu. Bu böyle soğuduktan sonra 2 yemek kaşığı labne ekliyoruz buna. Çok güzel bir muhallebi oluyor. Kekim pişti. Hemen kalıptan çıkardım. Bizimkiler de uyandılar. Çay demledim. Simitçi geçiyordu. Onlara simit aldım. Birazdan kahvaltı yaparız. Tabi bulaşıklarım var biraz. Onları da halledeceğim de. Poğaça hamuru yoğuracağım bir de. Burada böyle granül kahvem var. Bunu hazırlamıştım. Soğudu çoktan. Kekin ilk sıcaklığı gitsin. Hemen buluşturacağım. Zaten gitmiştir sıcaklığı da. Islatacağım her yerini kahveli karışımla. Kekin her yerini ıslattım kahveyle. Şimdi muhallebim dolaptaydı. İyice soğumuş. 2 kaşık labne koydum. Güzel çırpacağım. Kek biraz soğuyunca koyacağım üstüne. Hemen koymayacağım bu arada. Muhallebisi çok güzel oldu. Zaten bu güzel oluyor da. Şu kıvamı gerçi böyle anlaşılıyor mu? Tiramisu hazır canlar. Ben de kahvaltılıkları hazırladım bir yandan. Bizimkiler bir şeyler yiyorlar. Bunu şimdi dolaba kaldıracağım. Ben bir markete gidip geleceğim. Ondan sonra bir bardak çay içerim ben de. Ben de bir şeyler atıştırdım. Hatta çayıma devam ediyorum. Dedim Elif kalk, keyif sırası değil. Poğaçamı yoğuracağım. Biraz fazla ölçüden yaptım. Bunun ölçülerini yazarım. Her zaman yaptığım o kıyır poğaçadan yoğurt. İşte yumurta, sıvı yağ, tereyağı var. Ondan sonra az sirke koydum. Şimdi tuzunu falan ekleyeceğim. Ununu ekleyeceğim. Güzel bir hamur yapacağım. Yarısını zeytin ezmeli yapacağım. Yarısını peynirli yapacağım arkadaşlar. Hamurum şöyle çok güzel oldu. Biraz ben ölçüyü fazlalaştırdım. Burada peynirli kaşarlı karışımım var. Burada da zeytin ezmem var. Karışık yapacağım dediğim gibi. Ama hemen fırına vermeyeceğim. Bunu üstüne örteceğim. Saat 1'e doğru veririm ki bu sıcak güzel oluyor çünkü. Ben o sırada salatalarımı falan yaparım. Zeytinli peynirler de hazır. Yuvarlak olanlara ezme sürdüm. Zeytin ezmesi, diğerleri peynirli. Şimdi üstünü örteceğim bunun. Onlar gelmesine yakın pişireceğim. Bir borcam dolusu kısır kavurdu Elifciğiniz. Ben biliyorsunuz bol soğanlı, sarımsaklı kısırı kavurarak yaparım. Salçasını ekledim. Karabiber, pul biber ve kimyon ekledim azıcık. Bir güzel kavurdum. 2,5 bardak falan su koydum kavururken, öyle söyleyeyim. Demlendire kavurdum kısık ateşte. Böyle soğumaya bırakıyorum. Ben sadece maydanoz doğruyorum canlar. İçinde yeşil soğan, domates, salatalık, bu tür şeyler
çok sulandırıyor. En sade şekli bol maydanozlu. Marul falan da koymuyorum. Artık hep bıraktım onları. Harika oluyor. Bir deneyin. Burada da makarna salatasının boncuk makarnayı koydum. Yani makarna salatası da yapacağım ekstra. Çünkü çayın yanında salata iki çeşit de olsa yeniliyor biliyorsunuz. Öyle. O da pissin kısık. Saati 12.30 yaptık. 1'e geliyor. Rıza bana bütün evi süpürdü sağ olsun. Ben de toz aldım. Tuvalet tarafını hallettim. Mis gibi yaptık her yeri. Dedim ki 2 dakika benim duşa girmem lazım. Çok fenayım. Alev gibiyim dedim. Şimdi saçıma başıma çek düzen vereceğim. Bir tek poğaçayı pişirmek kaldı. Geri kalan her şey hazır zaten. 1.30-2'ye doğru gelirler. Yani 1.30'da falan gelirler diye düşünüyorum. O ara ben saçımı yapayım. Bir iki de bulaşık var yine. Lavabonun içinde bıraktım. Ya bir şey yapmak bir şey değil de bulaşık çok bereketli oluyor. Yani mutfakta alev aldım. Kahvaltı masasını topla. Bir yandan onları yap. Markete gittim geldim. Dedim ki vücudumda herhalde alev çıkıyor yani. Neyse şimdi rahatladım. Banyoyu da temizledim. İyiyim yani şu anda. Misafirlerime hazırım inşallah. Kısırın maydanozu tamam. Limonu, yağı eklenecek. Tuzunu da serptim. Ben diyorum ya böyle yapıyorum. Sade yapıyorum yani. Makarna salatasını da kornişonu doğranacak. Yoğurdu, mayonezi, sarımsağını içine doğradım ben. Tuzunu da ekledim. Bunlara şimdi peçete örteyim üstüne. Poğaçalarımı şöyle yumurta sarısı sürdüm. Fırında çalıştırdım. Bu da yavaştan pişsin canlar. Çay sularını koyacağım. 2 çaydanlığa birden. Saat 1.30 geçti. Annem geldi önce. Anne hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de bir yandan masamı hazırlıyorum. Yeşim abla da gelir şimdi. O da gelecek. Gelecek. Ha, Yeşim abla da gelecek. Gelir birazdan. Komşularımız daha gelmedi. Şöyle yavaştan masamı hazırlamaya başladım. Şey, Rıza evi süpürdü. Ben her yeri sildim. Ondan sonra duşa girdim. Bak saçım hala ıslak. Kuruttum ama neyse üstüm başımı değiştim. Yüzüme de bir iki bir şey sürdüm. İki demlik çay yaptım. Limon aldırdım Azra'ya. Diyorum ya illa eksik çıkıyor. Limonu unutmuşum. Şu radyoyu şuraya koyalım. Kısırı şimdi limonlayıp yağlayacağım. Makarnamın son şeylerini koyacağım. Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmez arkadaşlar. Poğaçaya kabartma tozu koymamışım. Ne kabardı ne içine çekti kayınvalidemle şok olduk. Tadı o kadar kötü ki bir kabartma tozu bu kadar mı etkiler? O kadar da kıyır olmuş bol kaşarlı peynirli zeytin ezmeli poğaçalarım. Aksiliğe bakar mısınız? Şoklara girdim. Hemen şimdi şoktan yufka alıyorum. Tavada börek yapıyorum. Şok oldum. Şok oldum şu an yani. Çok üzüldüm şu an. Hemen şöyle taze yufka aldım. Hayatımda başıma ilk kez böyle bir şey geliyor. Gerçekten. Hiç bilmem ki bir kabartma tozudur, bir tuzunu unutayım, bir şekerini unutayım, bir şeyin. İlk kez başıma böyle bir şey geliyor. Sakındığın göze çöp batar mı derler, özenince mi? O poğaçam da o kadar güzel oldu, yani oluyordu ki. Dedim bu çok kabarmadı bugün, niye? Sonra Elif dedim, koymadın Elif, koymadın. İçi var ya hamur hamur. Göstereceğim size, gideyim. Şöyle göstereyim, kızdılar niye gittin markete diye. Çaktırmamıştım gittiğimi, Yeşim ablaya dedim sadece. Baksanıza o kadar güzel görünüyordu. İçi pişmemiş, bakar mısınız? Isırınca hep yağ geliyor ağzınıza, yani sıvı yağ. Anneciğim böyle olmuş. Hemen şimdi tavada börek yapıyorum. Hemen şöyle tavada böreklerimizi yapıyoruz. Yufkalarım var daha. Kesip dilimleyip ortaya sıcak götüreceğim. Komşularım da diyorlar Elifciğim olsun, önemli değil ama işte. Neyse. Evet, soframız hazır arkadaşlar. Poğaça yerine börek olmuş oldu ama olsun, diğerleri güzel görünüyor şu anda. Çayları doldurduk. Şimdi sofraya geçeceğiz. Böyle salatalar güzel duruyor. Salatayla doyar mıyız? Komşularım bir sesleri. Burada da tatlımız var. Sen seviyor musun? Burada da misafirlerimiz var. Eda'cığım Bursa'dan geldi. Hoş geldin hayatım. Melek abla Eda'nın annesi. Komşumuz kaç senelik. Yani kayınvalidemin komşusuydu. Benim de komşum. Yeşim ablayı tanıyorsunuz zaten. Şimdi sofraya buyurun. Afiyetle yiyelim. Sofrayı topladık. Saat 4'e geldi. Şimdi bir kahve faslı yapalım dedik. Hem Nescafe hem Türk kahvesi. Su da koydum. Kahvem de pişiyor. Suları dolduracağım. Onları bir balkona götüreceğim. Balkona çıktık hep beraber. Suları getirdim. Kahvelerimiz de şöyle hazır. Şekeri de koydum oraya. İsteyen şeker de alır.
Saati 6 yaptık. Misafirlerimiz gitti. Balkonda kahvelerimizi de içtik. Şimdi üstümü değiştirdim. Yeşim ablayla AVM'nin oraya gidiyoruz. Ankara'dan takipçimiz gelmiş. Hem ona ulaştı hem bana ulaştı. Ben de en son numarasını istedim. Bir dedim numaranızı vereyim ben size arayayım hani. Eşinin hesabından yazmıştı çünkü. Burada dedi Dedeman Otel'de kalıyoruz. AVM'nin orada buluşabilir miyiz? İkinizi de görmek istiyorum diye. Hem ona yazmış hem bana yazdı. Dün akşam konuştuk. Bugün de tekrar yazınca dedim misafirlerim var ama akşamüstü olabilir. Yeşim ablayla birlikte geliriz dedim. Şimdi birlikte iniyoruz bakalım takipçi buluşmasına. Dedik aynı anda gidelim ayrı ayrı olmasın. AVM'nin orada birer kahve içeriz hem de tanışmış oluruz. Ankara'dan buraya gezmeye gelmişler bakalım. Öyle. Şimdi biz arabayı park etti Yeşim abla. AVM'ye doğru gidiyoruz. Kübra Hanım'ı aradık. Dedik ki Mado'dayız. Hani Mado'ya gelirsin. Çünkü oteldeyiz dedi. Öyle Mado'da oturacağız bakalım. O bizi tanır. Biz onu görmedik de. O yüzden dedim bizi Mado'da bul dedim. Konuştuk bakalım. Hayırlısıyla bir buluşalım. Saat 8'e geldi arkadaşlar. Eve yeni geldim. Yeşim abla beni bıraktı. Ankara'dan gelen Kübra Hanım'la buluştuk. Tanıştık. Güzel bir oturmaydı. Mado'da oturduk. Buraya gezmeye gelmişler bizim videolarımızdan doğru. Cumartesi günü dönecekler. Güzeldi yani, keyifliydi. Sonra da yağmur bastırdı. Yağmura yakalandık. Yeşim abla da beni sağ olsun bıraktı. Şimdi ne göstereceğim? Eda'cığım bana hediye getirmiş. Onu giderken buluşmaya gidiyoruz diye çekememiştik. Misafir gittikten sonra biz çıktık evden çünkü hazırlanıp çıktık. Şöyle çok güzel sunum tabağı getirmiş bakın. Çok şık. Kurabiyelik böyle. Kesesine bereket, düşünmesi yeter. Bugün oturmamız da güzeldi yani bayağı burada. Sadece işte anlattım ya Azra. Şöyle bir şey yap da. Poğaçalar beni çok üzdü. Hayatımda ilk kez böyle bir şey başıma geldi ki hiç kabartma tozu ben ömrümde unutmuş değilim. Gerçekten böyle hatalarım, kazalarım pek olmaz. Ne bir şekerdir, ne bir tuzdur, ne bir eksik bir şeyini koymam yani. Kabarmıyor diyorum, kabarmıyor, kabarmıyor. Acaba diyorum bezeleri mi küçük yaptım falan. Bir açarım ortasını ki dedim Elif kabartma tozu koydun. Çektiğim videolara da baktım gerçekten kabartma tozu yok. Hemen gittim yufka aldım böreği hallettik. Ya onlar benim komşularım yabancı insanlar zaten değildi. Kıyır kıyır böyle sıcak olsun dedim. O da olmadı son anda böreği döndü ya üzüldüm. Ama diğer her şeyimiz çok güzeldi. Keyifle yedik içtik böyle bakalım. Biraz koltukta keyif yaptım üstümü başımı değiştirince. Rıza çay demlemişti çay içtim. Şimdi elde yıkanacaklar vardı. Onları ayarladım da makinede çalışıyor. Doldurdum onu. Zaten doldurmuştuk. Ama bir dünya biliyorsunuz elde çıkıyor bulaşık. Ne oldu Duru? Ocağımı sildim. Şimdi de kapaklarımı falan sileyim. Akşam mesaisi. Yine de şöyle bir makineyle mutfağa geçmek lazım. Bugün burada hem fincan hem şey kırıldı. Bardak çatladı. Balkonda da su bardağı kırıldı. Oraya bir su dökmek lazım. Toparladık o anda süpürdük ama bakılacak hepsine. Bir yerde bir kırık falan kalmamıştır inşallah. Böyle canlar. Bazen oluyor aksilikler üst üste geliyor. Özendikçe bir şey çıkıyor falan. Ha, karnımız doydu mu doydu. Şunu şöyle yapayım da. Börek de iyi gitti sıcak sıcak. Tatlımız çok güzeldi, salatalar çok güzeldi, kurabiye hatta Meyke abla çok beğendi, kurabiyemizi dün yapmıştım, perişan kurabiye, o da çok güzeldi. Yendi mi yendi her şey ama işte. Duru ne oluyor? Duru. Mutfağı tertemiz yaptık canlar, valla. Biraz yine içeride oturacağım. Süpürme işi Rıza halletti. Saati 11.30 yaptık arkadaşlar. Bana bir ağırlık çöktü ki. Neyse Rıza çay demleyelim dedi. Çay suyu koydu demleyeceğim. Bir bardak içerim. Erkenden de yatamıyorum ben. İlla o saat bir olacak yani. Aslında yatsam yatarım yani şu an. O şeye geldim ama bir şeyler bakacağım. Yatmayacağım. Sınırları zorluyorum. Dedim artık videomu kapatayım. Yarın yine kısmetse görüşürüz. Hayırlı cumalar diliyorum şimdiden. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.